Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır. Tolga Han, Akkuşla Gece Gündüz Spor başlıyor. Radyo Spor'dan herkese iyi geceler. Ben Tolga Han Akkuş. Gece Gündüz Spor programında Radyo Spor'da tekrar beraberiz. Dün kızımın küçük bir rahatsızlığı oldu. Çocukların rahatsızlıkları biliyorsunuz birazcık gece saatlerinde baş gösteriyor. Tam radyoya doğru yayını hazırlamak üzere gelirken yoldan geri dönmek zorunda kaldım. Arada böyle olabiliyor. Neyse ki çok ciddi bir şey yok Allah'a şükür diyelim. O nedenle dün gece gündüz spor yayınımıza bir günlük bir ara vermek durumunda kaldık. Bugün Şampiyonlar Ligi programıyla beraber şu an buradayız. Tabii yine Beşiktaş adına ve Türk futbol adına güzel bir gece olmadı. Beşiktaş 1-0'a geçtiği Ajax karşısında karşılaşmayı 2-1 mağlubiyetle tamamladı. Böylece zaten mucizelere bağlı olan şansını, yani 3. olup Avrupa Ligi'ne gitme şansı bu karşılaşma öncesinde böyle büyük çaplı bir mucizeye bağlı olmak üzere ama teknik olarak, yani matematiksel olarak vardı, onu da kaybetmiş oldu. Durum resmiyet kazanmış oldu. Bu 2-1'lik mağlubiyetle 20-45 seansında bu karşılaşma, yani Beşiktaş Ajax maçı vardı. Beraberinde Inter Shakhtar Donetsk müsabakası vardı. Inter de orada Shakhtar'ı 2-0 mağlup etti. Devam eden karşılaşmalar var. Şu anda 50. dakikaları oynanıyor ortalamada. 48-49-50 görüyorum maçlarda. Atletico Madrid-Milan karşılaşması ve Liverpool-Porto maçı 0-0 beraberlikle devam ediyor şu anda. Real Madrid-Şerif karşısında deplasmanda 2-0 önde ilk maçta biliyorsunuz. Beklenmedik sansasyonel bir mağlubiyet almıştı Şerif karşısında. Onun rövanşı niteliğindeki bu karşılaşmada da Real Madrid'den bir reaksiyon bekleniyordu açıkçası. Onu da gösterebiliyor gibi görünüyor şu anda. Bu şekilde bunun dışında tabii ki şeylere de bakacağız. Avrupa Ligi, şimdi önce Beşiktaş'ı bir aradan sonra bir Beşiktaş karşılaşmasını konuşalım. Beşiktaş nasıl bir 11 ile çıktı? Oyuncu değişiklikleri ne oldu? Sergen Yalçın, Beşiktaşlı oyuncular, onların vücut dilleri nasıldı? Pek çok notum var sizler için hazırladığım. Beşiktaş'ı genel olarak birazcık konuşabiliriz bu vesileyle. Çünkü çok iyi bir gidişi yok açıkçası. Galatasaray galibiyetinden sonra resmi tüm karşılaşmalarını kaybetti Beşiktaş. Bu ciddi bir problem bence. Sergen Yalçın maçtan sonra neler söyledi? Onu da yine sizlere aktarıyor olacağım. Tabii artık takvim günü olarak 25 Kasım'a girmiş olduk. Ve 25 Kasım fikstüründe de 20.45'te Galatasaray-Marsilya UEFA Avrupa Ligi grup mücadelesi ve 23'te de Olympiakos-Fenerbahçe temsilcilerimizin müsabakaları bu şekilde. Bu maçları da yine konuşacağız detaylı şekilde. Galatasaray grubunda iddialı Fenerbahçe yine son maçta biraz, yani grubunda Fenerbahçe'de iddialı bir konuma getirdi kendini. O tarafta da bir heyecan bizi bekliyor. Yani Olympiakos deplasmanı birkaç açıdan önemli. Hem Fenerbahçe Galatasaray derbisinden sonra bakalım o vitesi devam ettirebilecek mi? Bir zorlu deplasmana daha gidiyor. Hani derbinin olumlu yansımalarını görebilecek miyiz Fenerbahçe'de? Oyuncuların kendilerine güven tazelediğini ya da tazelemiş olabileceğini öngörüyorum en azından. Bu anlamda göreceğiz. Bir de Olympiakos başkanının İlk maçta İstanbul'da Fenerbahçe'yi yendikten sonra işte kendi başkentimizde kazandık gibi böyle enteresan açıklamalar yaptığı bir durum var. Dolayısıyla bu birazcık hikaye de katıyor bu müsabakaya. Yani böyle çok revanşist davranmamak lazım belki ama yani Fenerbahçe deplasmanda bir galip gelse sonrasında da Fenerbahçe başkanı hiç onun gibi davranmayıp çok daha güzel, bize yakışır bir cevap verse. Hani insan da böyle hayaller kurmuyor değil. Galatasaray tabii yine detaylı konuşacağız. Hani manşeti atarken söylemiş olalım, grubunda şu anda iddialı bir pozisyonda 8 puanlı lider. Marsilya'yı kendisinden uzak tutabilir. Galatasaray için çok önemli bir karşılaşma. Bu sene UEFA Avrupa Ligi'nde iyi gidiyor Galatasaray. Ligdeki durumunun tersine. Bu bakımdan buna ihtiyacımız var. Yani temsilcilerimizden mümkünse hem Galatasaray hem Fenerbahçe yoluna devam edebilirse gayet iyi olacak. Fatih Terim'in maç öncesi yaptığı basın toplantısı vardı ki orada derbiyle alakalı da pek çok soru soruldu kendisine. Böyle bir çok uzun bir toplantı, 40 dakikalık bir toplantı. Onun böyle 5-6 dakikalık kısa bir özetini yine sizlere aktaracağım. Fenerbahçe'de grubunda 3. durumda ve kendinden bir puan fazla. Yani Fenerbahçe 5 puanla
Üçüncü sırada Olympiakos'ta 6 puanla. İkinci sırada direkt rakibiyle oynuyor. Bu anlamda da yine Fenerbahçe adına kritik bir karşılaşma olacak. Vitor Pereira'nın da yine karşılaşma öncesi özet basın toplantısını sizlere aktarıyor olacağım. İsterseniz girişte manşetleri atarken UEFA Avrupa Ligi programını da size aktarmış olayım. Lokomotiv Moskova Lazio, 20.45 Galatasaray Marsilya. Yine 20.45 programında Kızıl Yıldız Logoret, Midland Braga, Real Betis Ferencvaros, Bayer Leverkusen Celtic, Rapid Wien, West Ham United ve Dinamo Zagreb Genk müsabakaları bizlerle birlikte olacak. Saat 23'e geldiğinde Fenerbahçe zaten Olympiakos deplasmanına çıkacak. Onun dışında o grupta Eintracht Frankfurt, Antwerp müsabakası var. Leicester City, Legia Varşova, Monaco, Real Sociedad, PSV, Sturm Graz, Brøndby, Lyon, Glasgow Rangers, Sparta Prag müsabakaları olacak UEFA Avrupa Ligi'nde. Perşembe günü programı da bu şekilde. Tabii bunların dışında Süper Ligi de artık dönüşten yarın geceden sonra konuşmaya başlarız. Orada da 14. hafta heyecanı kronolojik olarak baktığımızda bize doğru yaklaşıyor. Cuma günü oynanacak Adana Demirspor, Kasımpaşa, Başakşehir, Altay maçlarıyla akşam saat 8'de 14. haftada perdelerini açmış olacak. Ayrıca bugün Ahmet Ağaoğlu 8+3 kuralı, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş yani Kulüpler Birliği adına yaptığı açıklamada hem 8+3 kuralı hem futbolu ilgilendiren birkaç ana başlık ve daha çok konuşulan hakem, 14 kulübün anlaşıp hakemler hakkında kalan 6 maçta konuşmama, eleştiri yapmama kararı almaları oldu. Bunu açıkladı Ahmet Ağaoğlu. Açıklamayı da sizlere ileteceğim. İşte Beşiktaş'tan da bu açıklamayı anlamsız bulduğuna dönük bir açıklama geldi. Bu arada onu da aktarmış olayım. Çok sayıda tabii ki manşetimiz var. Bir Şampiyonlar Ligi oynanıyor şu anda. Beşiktaş'ın karşılaşması vardı. Bugün takvim günü içerisinde Perşembe günü 20.45'te Galatasaray, 23'te Fenerbahçe sahaya çıkacaklar. Dolayısıyla hem olanı hem bundan sonra olacakları birlikte konuşabileceğimiz güzel bir yayın olacak. Bakıyorum bu arada böyle bir şey var mı? Son dakika hani skorlarda bir değişiklik diye. Yok, hayır, şu anda Leipzig'in deplasmanda Kulüp Brugge karşısında 4-0 önde olduğu, Paris Saint-Germain'in Manchester City karşısında yine deplasmanda 1-0 önde olduğu 56. dakikalar oynanırken söylemiş oldum. Madrid-Milan karşılaşması 0-0 ve Liverpool'dan bu arada gol gelmiş 54. dakikada. Liverpool İngiltere'de Porto karşısında 1-0 öne geçmiş. Sporting Lisbon Borussia Dortmund maçında Sporting'in 2-0'lık üstünlüğü var. Gerçekten Sporting Beşiktaş galibiyetleriyle beraber ciddi vites yükseltti ve grupta bambaşka bir yere geldi. Dortmund'un, yani Beşiktaş'ın Dortmund son deplasmanı da hani Dortmund'un kazanmak isteyeceği bir maç haline geldi. Zaten biliyorsunuz Beşiktaş 2-1 Ajax'a mağlup oldu. Inter'de sahasında Shakhtar Donetsk'i 20.45 seansında 2-0 mağlup etmişti. Real Madrid de 3'ü buldu bu arada 2 dakika önce. Şerif deplasmanında Real Madrid 3-0 öne geçti. Bu bilgiyi de aktarmış olalım. Instagram Tolga Anakkuş, Twitter Tolga Anakkuş 2S'yle yazılıyor. Bu sosyal medya hesaplarımdan paylaştığım son gönderilerin altına yorum bölümüne görüş ve düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Ben de tüm Radyo Spor dinleyicilerine sizin düşüncelerinizi aktarma fırsatı bulmuş olurum. Ayrıca dönüşte canlı yayın hattımızı da açacağız. 0212 363 0434 Radyo Spor'un canlı yayın hattı. Dönüşte interaktif şekilde hem Beşiktaş hem Galatasaray, Fenerbahçe'yi ve bu Kulüpler Birliği yaptığı açıklama da yine bugünün önemli gelişmelerinden bir tanesi. Bunların hepsini birlikte konuşacağız. Şimdi çok kısa bir ara, aranın ardından bu konularla beraber tekrar burada olacağız. Tolga Han, Akkuş'la Gece Gündüz Spor devam ediyor. Radyo Spor'da Gece Gündüz Spor programında tekrar beraberiz. Evet, Beşiktaş'ta kötü gidiş durmuyor. 1-0 Gezal'ın penaltı golüyle öne geçmiş olsa da sonrasında kötü gidişi
durduran maç olacak mı acaba diye düşündük. Çünkü ilk yarım saatlik Beşiktaş oyunu biraz kuvvetliydi de. Beşiktaş sahaya Mert Günok, Montero Vida, Rose, Umut Meraş, Mehmet Topal, Pjanić, Enkudu, Alex Teixeira, Gezal ve enlerde Larin 11 ile çıktı. Kağıt üzerinde çok kötü bir 11'i değil. Mert Günok tercihi birazcık tartışıldı. Mehmet Topal yerine Can başlamaz mıydı gibi tabii pek çok eleştiri de ya da öneri de vardı. Ama kötü bir 11 olduğunu söyleyemeyiz bunun. Bence potansiyelli bir 11. Maça da birazcık bunun hakkını vererek başladılar. Ajax da karambolden pozisyonlar buldu. Hani Beşiktaş kalesini pozisyona kapatmadı ama ciddi pozisyonlar da üretti. Bunlardan bir tanesinde de penaltıyla golü bulmuş oldu ama sonrasında yine işler özellikle beraberlik golünden sonra ciddi bir demoralizasyon oldu Beşiktaş'ta. Yani ilk yarıyı 1-0 önde kapattıktan sonra ilk yarı 1, ikinci yarı 2 bitecek bir maç olmamalıydı Beşiktaş adına. Haller'in iki golüne ilki 54'te, ikincisi 69'da engel olamadı. Yapılan değişiklikler de çok fayda etmedi diyelim. Beşiktaş yine bir mağlubiyet almış oldu. Hatta dinleyicilerimiz var. Yoğun da iyi gösteriyorsunuz. Canlı yayın hattını açtım. Bir dinleyicimi çok az bekletiyorum. Şunu da en azından söyleyeyim. Bakın Beşiktaş'ın durumu gerçekten skorlar anlamında hiç iyi değil. Yani şöyle bir bakıyorum. Ajax mağlubiyeti var 2-0, hani öncesine gitmiyorum. Sonra Sivasspor galibiyeti var içeride 2-1. Sonra Başakşehir mağlubiyeti, Sporting mağlubiyeti. Sonra içeride Galatasaray galibiyeti var. Sonra Hatay'a, Sporting Lisbon'a, Trabzonspor'a ve Alanya'ya mağlup oldu üst üste. Bugün de Ajax'a 2-1 tekrar mağlup oldu. Yani bu pek iyi alamet bir gidiş değil, zaten daha kötüsü de olamaz herhalde. Yani bu herhangi bir Süper Lig'deki herhangi başka bir takımda bu fikstürde benzer bir sonucu alırdı. Belki Galatasaray'ı yenemezdi. Ama arada başka bir takım buna bir puan alırdı belki. Yani Beşiktaş sezon öncesi beklentilerin çok gerisinde kaldı. Bunu söylemek lazım. Bunun nedenleri de tabii çokça konuşuluyor. Biz de konuşacağız. Sergen Yalçın maçtan sonra neler demiş ona da bakacağız ama hattaki size de birazcık mikrofonu açmak istiyorum. Hattaki dinleyicimizi daha fazla bekletmeyeyim. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hayırlı akşamlar. Teşekkür ederim. Tanıyabilir miyiz sizi? Ben Bursa'dan Emrah İliçören. Merhaba Emrah Bey, nasılsınız? Merhaba, iyiyim. Teşekkür ederim Tolga Bey. Nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Sesinizi duyduk, daha iyi olduk. Tolgan Bey, ben Beşiktaş yani biraz da aslında Beşiktaş maçıyla ilgili. Ben normalde aslında Fenerbahçe'yi izliyorum. Kısıtımız yok yani. Yani Fenerbahçe'ler, Beşiktaş ya, Galatasaray hakkında konuşabiliyor. Sebepleri nedir mesela Beşiktaş'ın bu kötü gidişatının diye az önce konuşmanızda beklerken duydum. Aslında Beşiktaş, ben şöyle düşünüyorum, bilmiyorum yanlış düşünüyorsunuz. Beşiktaş'ın ben bu sene kadroyu yani daha iyi yapacağım derken bozduğunu düşünüyorum. Ben Beşiktaş'ın geçen seneki kadrosu eğer ki şu Şampiyonlar Ligi'nde mesela şu an o kadro olsaydı, ben Beşiktaş'ın bu grupta bu kadar kötü olacağı düşüncesine değilim açıkçası. Bunu nasıl örneklendirebilirim? Şöyle söyleyeyim. Mesela Alex Teixeira oynuyordu, transfer edildi şu, bu sene Beşiktaş'a. Geçen sene Beşiktaş'ta o bölgede kimler oynuyordu? İki oyuncu oynuyordu. Biri Bernat Mensah, biri Laiç oynuyordu. Doğru. Bu futbolcuların Alex'ten farkı neydi? Biraz daha hareketli olmaları. Yani Alex Teixeira, açıkçası şöyle söyleyeyim. Yani Beşiktaş taraftar bazında olsun, basın bazında olsun, biraz ben Beşiktaş'a yani çok iyi kadro kurduk derken bence biraz kadroyu ağırlaştırdığı düşüncesindeyim. Bilmiyorum, yanlış mı düşünüyorum? Yok, yani ben temel olarak size katılırım. En azından zaten söylediğiniz şeyin yorumundan ziyade bilgi ortada. Beşiktaş'ın geçen yılki kadrosuyla ortaya koyduğu oyunla bu seneki kadrosuyla ortaya koyduğu oyun ortada zaten gözümüzün önünde ve geçen yılki oyun bu yılki oyunun çok daha üstünde görünüyor. Tabii. Zaten tempolu bir futbol oynuyordu Beşiktaş. Şöyle söyleyeyim. Beşiktaş Abubakar'ı maalesef tabii kadro tutamadı. Batshuayi mesela geldi. Batshuayi nereden geldi Beşiktaş'a? Chelsea'den geldi. Chelsea iki oyuncusunu Lukaku'yu aldıktan sonra daha doğrusu almaya niyetlendi ve almaya karar yani şey olduğunda almaya netleştiğinde iki oyuncusunu elden çıkarma kararı aldı. Biri Batshuayi, biri Abraham'dı. Roma'nı aldı. Ne yaptı? Hemen Abraham'ı kaptı. Ve Roma'da Abraham şu an yani iyi şey olarak doğru oyuncuyu aldı Roma. Beşiktaş Batshuayi'yi aldı. Ben Beşiktaş'ın Batshuayi'den
Yani Abubakar konusunda biraz fazlaca beklenti içerisinde olduğunu düşünüyorum. Yani Batshuayi ben bu kadar beklenti içerisinde olunabilecek bir futbolcu düşünmüyorum. Öyle söyleyeyim. Ben aslında bu konuda size katılmayabilirim. Batshuayi istenen patlamayı bir türlü yapamamış ama yüksek potansiyelli bir oyuncu bence. Beşiktaş'ta olur mu acaba? Hani o patlamayı Beşiktaş'ta yapabilir mi? Gibi bir öngörüm vardı benim. Ama şu ana kadar zaman beni yanılttı. Hani olumsuz anlamda gerçekleşti. Zaman size haklı çıkardı. Yani Batshuayi ortaya koyduğu performansa, yani Batshuayi'nin herhangi bir başka forvet oynasaydı onun sayısallarına o da ulaşırdı herhalde Beşiktaş gibi bir takımda. Şu an mesela Fenerbahçe'de Enner Valencia neden direkt forvet olarak söylenemiyor mesela? Şu an Fenerbahçe'de hala mesela ne konuşuluyor? Fenerbahçe'nin bir direkt forveti, direkt santraforu yok diye konuşuluyor. Enner Valencia neden konuşulmuyor? Çünkü Enner Valencia ikinci forvetin yanındaki oyuncu normal şartlarda. Doğru, normal şartlarda. Aynen, Oliver Giroud'un yanında oynuyordu. Çok iyi oynadığı dönemlerde ikili oynadığında Giroud ile beraber oynuyordu Batshuayi. Pardon, Giroud Dinyak ile beraber oynuyordu. Yani bence Batshuayi'de sıkıntısı bu olduğunu düşünüyorum. Ben yani çift forvetin yanında oynayacak oyuncu olduğunu düşünüyorum Batshuayi'nin. Ben öyle düşünüyorum. Bilmiyorum, yanlış düşünüyorum ama. Ya da yanında biriyle, yani bir partnerle birlikte hücum hattında oynamaya daha müsait olabilir. Bunun çok kült örneği işte Emil Heskey, Michael Owen diyebilirsiniz. Artık çift forvet oynayan takım da pek kalmadı. Yani o anladığınız manada. Biz böyle PES FIFA falan oynarken biz oynuyoruz yani konsol oyunda. Yoksa herhangi bir teknik direktör öyle çift forvet falan oynatmıyor yani. 4-6-0'a dönüyor artık yavaş yavaş. Dünya futbolu daha yavaş yavaş 4-6-0'a dönüyor. Aynen. Direkt forvetler artık kalmadı gibi bir şey. Emrah Bey, çok birkaç cümleyi toparlayabilirsek çok dinleyicilerimiz var. Onlara bir imkan tanıyayım. Benim söyleyeceklerim fazla bekletmeyeyim. Dinleyenlere çok teşekkür ederim. Beşiktaş hakkında ben konuşmak için bağlamıştım. Peki, biz teşekkür Tolga ederiz. Abi. Bursa'ya selamlar olsun. Aleykümselam. Görüşmek üzere. İyi geceler. İyi geceler. Evet, hatta bir dinleyicimiz daha var. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, iyi akşamlar, iyi güzel yayınlar. Teşekkürler, sabrınız için teşekkürler. Biraz fazla beklemiş olabilirim sizi. Hiç sorun değil, seve seve dinliyorum. Ya, çok sağ olun. ben tanıdım, dinleyicilerimiz de bir hatırlayabilir mi sizi? İzmir'den İlhan, Büyük Altay taraftarıyım. Peki. Öncelikle eşimin ve ailesinin geçmiş öğretmenler gününü kutluyorum. Mustafa Kemal Atatürk baş öğretmenimizin izinden giden tüm öğretmenlerin gününü kutluyorum tekrardan. Teşekkürler. Eşinizin branşı ne? Okul öncesi. Ana sınıfı. Ha, öyle mi? Ya, tamam. Biz tam da sizin kızınız gibi. Evet evet. Hatta bizim işte bir anaokuluna gönderdik bir dönem. Bu pandemi yüzünden de tam gönderemedik. Okul kapandı, bir şey oldu. Biz korktuk, göndermedik ama bir öğretmenini çok sevmişti. Okul öncesi öğretmenini. O da İzmir'e taşındı. Hala anar mesela, 4,5 yaşında kızım. İşte 3,5 yaşındayken tanıştı ve böyle az aslında birlikte oldular ama öğretmenimi çok özledim der. Zordur belki ama eşinizin mesleği bir yandan da çocuklar için çok kıymetli. Evet. Biz velileri için de. Öğrencisini seven öğretmen, öğretmenini seven öğrenci. Eyvallah, biz de kutlamış olalım böylece. Ben dün canlı yayında kutlayamadım. Ama işte bugün en azından geçmiş öğretmenler gününde hem eşinizin nezdinde de tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününde kutlamış olayım. Sağ olun. Çok sağ olun. Hemen konuya girmek istiyorum. Tabii. Beşiktaş ile Altay'ın ortak noktası dediğiniz gibi siyah beyaz renkler. Peki. Ama ondan olumsuz olaraktan en büyük sorunu ikisine ortak olarak konuşuyorum zaten daha fazla. Hani onu ayrıştırıyoruz zaten. Tamam. Doygunluk ve hedefsizlik. İkisinde de direktmen başarısızlık getiriyor. Hani Beşiktaş'ta Şampiyonlar Ligi'nde artık hani ve ligde biraz daha hedefsizliğe, doygunluğa ve hedefsizliğe gidiyor. Altay'da ise, Altay olarak devam edeyim şimdi. Stat konusunda çok ciddi derecede tüm takım, cami hepsi kendilendiği için dikkat dağınıklığı oldu. Hocasıyla hani her şekilde. Üstüne takım çok genel olduğu için takıma muhtemelen ilk zamanlar değil ki ligde kalalım, gerisi sorun değil. Ondan sonra takım bir anda çok ciddi derece puan aldığı için hani bu mantıklı gidiyoruz. Çünkü hani Altay'da çok ciddi bir düşüş var. Hani bizleri bu hem rakiplerimizin puan kaybıyla hem de mevcut gereken ilk yarıda puanı aldığımız için
oyunu bıraktık. Ama şu an bulunduğunuz yer çok güvenli değil. 11. sırada 16 puanla görünüyor ama yani şeyin 16. Giresunspor'un da 13 puanı var. Yani bu şu anda mesela dediğiniz gibi o baştaki krediyi geçtiğimiz 4-5 hafta içerisinde 6 ay çok hoyratça kullandı. Bundan sonra ne bekliyorsunuz? Evet. Yani böyle bir tehlike hattına da bir sıkıntılı durumlar olur mu? Yoksa size yine böyle bir vitesi yükseltip yine kendini daha konforlu bir yere atar mı? Şu anda tekrar bir işte geçtiğimiz hafta Mustafa Denizli hedef gösterdi. UEFA'ya katılacağız diye bilet, Avrupa'ya katılacağız daha doğrusu. Yani buradan tekrar bir yükseliş geçeceğiz ama şu bir iki hafta özellikle 26'sından sonraki maçlarda başlayacağız. Çünkü Başakşehir deplasmanına gidiyor bu cuma zaten, evet. Maç biliyorsunuz. O yeterince zor bir karşılaşma diye düşünüyorum. Sonra da Galatasaray deplasmanı var galiba. Öyle hatırlıyorum. Evet, evet, evet. Galatasaray'da basmamız, maçımız var. O çok kötü ve hem Mustafa Hoca için burada da aynı şey ortak veriyor. Hem Sergen Yalçın için ya bazı oyuncular, bazı insanlara karşı inatlar hani, haricinde kimseyi kullanmak istemiyor. Sergen Yalçın canı takıma monte etmiyor. Mustafa Hoca'mız ise maalesef sol kanadı oynatmıyor. Hani sakat da olsa, bir şey de olsa Özgür Özkaya'mız var ama sol kanatta o yok. Hani onun yerine Mustafa Akça'yı alıyor. Ne bileyim hani Cebrail'i alıyor. O tarafa vermeye çalışıyor, oynatmaya çalışıyor. O yüzden biz bu sıkıntıları yaşamaya başladık. Yani, oyuncuyu, ilk 11 oyuncusu ufak tefek rotasyon haricinde hiçbir şekilde artı oyuncularımızı takımı monte etme çabasına hiç girmediği için aynı zamanda bu yüzden kaybediyoruz diyeyim. Peki. Var mı eklemek istediğiniz başka bir şey? Yok. Teşekkür ettim. Ben İyi teşekkür ederim. İzmir'e selam. Kendinize iyi bakın. Sağ olun. Size. Evet, bir başka dinleyicimiz attığımızda. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba Tolga Bey, iyi geceler. Nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Çok iyiyim. Sizin de sesiniz iyi geliyor. Bir dinleyicilerimiz hatırlayabilirler mi sizi? Teşekkür ederim, iyiyim ben de. Serdar benim ismim. Sizin programınıza ilk defa katılıyorum. Peki, hoş geldiniz o zaman tekrar. Hoş bulduk. Ben şimdi hafta sonuna dönmek istiyorum ufaktan. Fenerbahçe taraftarıyım. İstediğiniz yere çok dönebiliriz. Çok anlamlı bir galibiyet aldık. Tebrik ederiz. Bu arada Fenerbahçe'yim ama inşallah bugün artık bu akşam iki tane Lokomotiv Türk futbolunun Fenerbahçe'ye Galatasaray Avrupa'da inşallah puanları alır. İkisiyle beraber. Samimi mi söylüyorsunuz yoksa Galatasaray böyle bir 3-0 falan yenilse içten içe mutlu olur musunuz? Yok, olma. Biz yendik, mutlu olduk zaten. Yeter yani şimdi. Gerek yok yani başkasının yenmesine. Yok, şaka yapıyorum. Ben bu konuda biraz rahat düşünürüm de şeyi anlamaya çalışıyorum. Mesela Galatasaray sizi 3-0 yenmiş olsaydı yine öyle düşünür müydünüz? Avrupa'da gitsin, yensin. Düşünürüm. Ben ağacımızın olduğu yerde. Tamam, eyvallah. Anladım. Tamam, Türk toplumun yarısı böyle sizin gibi düşünüyor. Yarısı da böyle bir sallantıda bu konuda. Ben de anlayışla karşılıyorum. Olabilir. Öyle düşünüyorum. Aynen. Ben de anlayışla karşılıyorum. Arkadaşlar. Yapacak bir şey kendisi. Herkes özgür yani. Doğru, ama size bir samimiyet testi yapmış olduk naçizane. Haddimiz ha, olarak. Yok, rica ederim. Peki. Bu arada yeğenimize de geçmiş olsun. Ha, çok sağ olun, çok kibarsınız. Ne diyorsunuz? Fenerbahçe buradan bir vites yükseltebilir mi sizce? Ya valla o vitesi yükseltmesi aslında gerekiyor artık yani. Yavaş yavaş. Yalnız ben şeye çok takıldım. Bugün kulüp başkanlarının bir araya gelip ben pek samimi bulmadım bu konuşmasını Ahmet Ağol'un. Çünkü şimdi Galatasaray Başkanı'nı eleştireceğim işin açıkçası bu konuda. O kadar varyansın yaptığı maçtan sonra, öyle değil mi? Çıktı, maçı terbitmez, daha futbolcuların yeterisi olmadan, evet. Daha futbolcuların soyunma odasına inmeden Burak Kırmızı ekranların başına geçti yani. Çok art niyetli bir hakem yönetimi vardı dedi. Özetle. Yani şimdi bunları söyledikten sonra şimdi bugün 6 hafta boyunca hakem konuşmayacağız. Hakem konuşmayacağız. Dünkü Trabzonspor maçının hakemi sizce hakem miydi? İki taraftan da hem vardaki hem ortadaki. Siz hakem zor soru yani? Ya. Bir önceki hafta Trabzonspor maçını da var hakem. Yani hakem triosu ya da dörtlüsü diyelim. Farklı kombinasyonla aynı yine Trabzonspor maçına verildi. Sıkıntılı ya, bu atamada sıkıntı, o maçta verilen bazı kararlar da yine sıkıntılı. Ya eskiden artık hadi hakem hata yapıyor diyorduk sahanın içinde. Ama bizim gibi ekrandan izleyen de var artık ya. Yani ve bunlar profesyonel hakemler yani. Şimdi ben naçizane amatör futbol oynadım bundan 20 sene evvel. Ben o futbol bilgimle
televizyonda ne olduğunu görebiliyorum en azından. Hani hiç futbol oynamayan bir insan bile birinin birine tekme attığını görebiliyor, anlayabiliyor. Doğru. Hani o buna rağmen nasıl o kararları veremiyorlar? Ben hani anlam veremiyorum buna. Sonra da başkanlar çıktı. Evet. Biz de hem konuşmayacağız. Şimdi bu dediğiniz doğru. Yani şöyle bir zorluk oldu. Tam da dediğiniz gibi VAR sistemi yokken ya hakem de insan, o anda görememiştir, basirete bağlanmıştır, ters pozisyonda kalmıştır, saniyelik bir şey. Biz bak televizyondan 10 kere izliyoruz, karar veremiyoruz. Adam nasıl karar versin veya offside'da. Ama şimdi işte 4-5 tane hakem pek çok açıdan yani teknolojik olarak bütün imkanlarla bir aracın içerisinde bunu gayet konforlu şekilde izliyorlar. Hani bu durumda böyle hataların olmaması lazım. Şimdi böyle de en son halini gösteriyorlar değil mi? En son artık hani yalın halini. Onlara detaylı gösteriyorlar. Bize de yalın hani en son atıyorum offside veya işte tekme pozisyonu, el pozisyonu yalın halinde bize gösteriyorlar değil mi? Verdikleri doğru, karar. Doğru. Çoğunlukla öyle oluyor. Özetlerde öyle. Yani çok absürt ya. Benim Ali Palabıyık çok yakın bir kardeşim. Hani onunla çok görüşüyoruz biz. İstanbul'a geldiği zaman vesaire. Ya çok da hani hakemlere ben inanın hani onunla tanışıp böyle arkadaş olduktan sonra hani hakemi eleştirmek veya işte hakemin gözüyle de bakmaya çalışıyorum maçlara. Kesinlikle hani adliyet olmadığını düşünüyorum. Ama bazı pozisyonlar öyle bir var ki. Hele ki şu en son Gaziantep-Trabzon maçındaki o 4. dakikadaki pozisyon. Ya yani onu nasıl vermediler onu anlamadım. Yani uzatmayın fazla da ben hani Burak Elmas başkanın dün öyle aslanlar gibi kükreyip bugün de bu şekilde bir demeç vermesi ve imza altına almaları bana çok komik geldi. İlerleyen haftalarda canı yanan bakalım ne olacak. Trabzonspor'u çok merak ediyorum. Bir hafta canı yandığında acaba Feryans'ın yapacaklar mı? Geçin de yapacaklar gerçi de. Ona da yani kimse şey yapmasın. Garantisi yok yani yapmayacaklarının. Ben tekrar hani kapatmadan önce şu an tüylerim diken diken şu Olympiakos'u kesinlikle ve kesinlikle Yunanistan'da yenmemiz gerekiyor. İnşallah futbolcuların kulaklarına gider bu kalbimizden. Söylediklerimiz kalplerine gitti daha sonra maçında. İnşallah da bu düşüncelerimiz, bu hislerimiz gider. İnşallah orada bir derbi ödeyiz o başkanlarının vermiş olduğu o demek. İşte biz gittik başkentimizde kendi işte ilimizde aldık falan filan demesi. Bizim çok zorumuza gitti. Doğru, çok zorumuza gitti. Aç tavuk kendini buğday ambarında sanarmış. Yani o arkadaş. Valla aç da değil adamı baksanız ayağı. Ruh ayarı. Aç gibi de bizi. İstanbul'u da yemek istiyor. Yetmemiş yani. Böyle bizi de yiyecek. Valla biz adamın boğazına takılırız. Takılırız. Öyle bir şey değil yani. Biz peki. Türk'üz. İnşallah Fenerbahçe'mizde Galatasaray'ımızda Marsilya'yı yener. Kendinize çok iyi bakın. İyi akşamlar. Peki dinlerim. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Evet, birkaç dinleyicimizle daha sohbet edelim. Merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar Tolgan Bey. Hoş geldiniz tekrar, tanıyabilir miyiz sizi? Ben Abdullah Gebze'den arıyorum, iyi yayınlar. Nasılsınız? Sağ olun, iyiyim. Sizin sesinizi duydum, daha iyi oldum. Çok teşekkür ederim, Allah iyilik versin. Ben Beşiktaşlıyım bu sezon ama biraz biliyorsunuz kötü gidişatımız var. Hani ligde ve Avrupa'da kötü sonuçlar aldık. İzlediğimiz futbol da biraz tat vermiyor. Yani açıkçası ben Trabzonspor işte bu geçen hafta değildi. Yani ondan önceki haftaya kadar Bakasetas falan izlemeyi çok beğeniyordum. Yani gerçekten serseri bir oyun tarzı var. İşte bir de asıl benim arama amacım hani benim amcam sizin çok sıkı dinleyiciniz. Hani bayağı yayınlarınızı hiç kaçırmıyor. Çok teşekkür ederim. Kim acaba? Mustafa Dumangöz. Kendisi Kandıra cezaevinde şu an tutuklu. Buradan selam olsun. Kendisi dinliyorsa da ne diyelim, Allah sabır versin, Allah kurtarsın derler herhalde. Amin amin. Çok sağ olun. İşte kendisi devamlı işte sizin şey yaptığınızı söyledi. Hani böyle maç skorlarını bilen kişilere forma gönderdiğinizi bana iletti. Sürekli değil. Arada sırada sponsorlar destek oldukça o tarz şeyler yapıyoruz ama radyo adına yapıyorum. Yani o işte radyodan bir şey gelirse yapıyoruz. Durumumuz böyle yani. Öyle bir beklentiye de kimseyi sokmuş olmayalım. O tamamen radyonun finansmanıyla sponsorlarla alakalı bir durum. Yakın bana zamanda işte, bir hareket yok yani onu demek istiyorum. Anladım anladım, işte kendi de skorları devamlı bildiğini söyledi bana. Hani öyle mi? Bir yandan da biliyor. Anladım, eyvallah.
şey yapamadığını söyledi. İşte hani yetiştiremediğini, hani vakti olmadığı için hani şey yapamadığını, iletemediğini bana söyledi. Ben de söyleyeyim, yani ben onun söylediklerini size iletmek için aradım. Peki siz yine yani, söyleyin, yani yarınki maçlarla ilgili skor tahminleri mi var Mustafa Bey? İşte normalde hani görüş günleri pazar günü, pazardan pazara şey yapabiliyoruz, konuşuyoruz. Hı hı. O yüzden işte bir dahaki pazar günü konuştuğumuzda o zaman öyle arayayım ben. Şimdi geçen hafta konuştuğumda bana tahminlerini veremedi. Birkaç tane skor tahmini alırsınız. Ona özel bir şey yaparız. En kötü ihtimalle öyle yaparız. Yani kırmayalım, ne diyeyim. Tamam öyle yaparız. Çok sağ olun. Peki, teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Biz teşekkür ederiz. İyi yayınlar. İyi geceler. Gidiyoruz. Teşekkürler. Evet, bu bölümdeki son dinleyicimiz olsun. Sonrasında canlı yayın hattımıza biraz ara vereceğiz. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba efendim, hayırlı akşamlar. Ben İzmir'den Nurettin Yol. Merhaba, hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkür ederim efendim. Hayırlı akşamlar. Size de. Hangi takımsınız? Ben Trabzonsporluyum efendim. Peki, o zaman tebrik ederiz. Liderliğiniz için. Doğru, tabii biz, ya nasıl söyleyeyim? İsteyerek, zevkle oynayan futbolcular olduktan sonra bizim gibi seyirciler de zevkle izlemek mecburiyetinde kalıyoruz. Sizden ben bir şey öğrenmek istiyorum. Şimdi o kadar futbolcular alıp götürüyorlar da. Ben şimdi bir şey düşünüyorum. 3-4 haftadır Belçika Ligi'ni takip ediyorum da. Bu Belçika Ligi'nin yeni lideri var. Bu yeni liderinin bir tane Türk futbolcusu var. Bu kadar futbolcu, teknik direktörler, o kadar şeyler var da neden o Türk futbolcuyu almıyorlar? Urfalı bir tane futbolcu var. Kimdi ya o? Şimdi bakın, Belçika Ligi'nden, ikinci ligden çıktı. Şimdi lider. Geçen haftada 6-1 yendiler. Ama lider şey galiba kulüp brüjü olması lazım. Hayır. Belçika 1. Lig'in lideri yeni çıkan bir tane Serta bilmem ne diye bir takım var. Bir bakayım ona. Belçika 2'yi demiyorsunuz değil mi? Belçika Premier Lig'inden bahsediyorum. Evet, Belçika 1. Lig'inden bahsediyorum. Peki, yani sizin anladığım kadarıyla ana fikriniz şu. Böyle çok yüksek maliyetli oyuncular almak yerine. İnanır mısın, Almanya'dan, eğer ben iyi takip ettiysem, Almanya bilmem takımından gitmiş Urfalı bir tane futbolcu. İnanır mısınız, öyle bir oyun oynuyor ki. Geçen hafta pazar günü maç oynadılar. 6-1 yendiler. Hiç mağlubiyeti yok. Öyle futbolcu da piyasada yok. Takip ederseniz bilirsiniz. İnanır mısınız? Ben böyle bir şey görmedim. Gerçekten yani. O kadar kendi şeyimizde, misal diyeyim, ülkemizden öyle bir futbolcular var ki akıllara zarar yani. Bir takip ederseniz, inanır mısınız? Siz de bakın. Evet, buldum şimdi bir yandan. Belçika 1. Lig B grubunda mücadele eden Union Saint. Evet. Gilos takım herhalde, öyle okunuyor. Şanlıurfa'da mı, Alman vatandaşıymış. Deniz, evet. Undav. Evet. 24 maçta 16 gol. Takip edin. Ne asistler yapıyor, ne krallar yapıyor. Ben hayret ediyorum. Öyle futbolcular neden bulamıyorlar? Belçika alıyor, o alıyor, bu oluyor da. Bizim vatandaşımız gidip 100 milyon dolarlara, 50 milyon dolarlara futbolcu alıp da koşturacağı yerde aç bir tane futbolcu alıp da böyle yetiştirse, aynı misal diyeyim Portekiz Ligi'ndeki Porto gibi, Belçika'nın misal diyeyim Porto'nun olsun, öbür takımların olduğu gibi yetiştirip de 3 kuruşa alıp da 50 kuruşa 100 kuruşa satamıyorlar. Biz menajerlerden alıyoruz genelde. Ama işte iyi bir şey değil ama. Gerçekten işte bu değil. Bizde ne var biliyor musunuz? Bizim takımımız olsun, Fener olsun, Beşiktaş olsun veya da herhangi bir takım olsun. Bende olsun da onda olmasın. Misal diyeyim, gelir oraya 3 kuruşluk futbolcuya, menajer ne yapar? Ha, bu Fenerbahçe seçti misal diyeyim. Yok, Galatasaray seçti derken o onun üzerine, o onun üzerine geçiriyor. 3 liralık futbolcuya 50 lira verip çık geliyorlar. Evet.
Doğru. Yani o gerçekten bir takip edin ben. Yani nasıl söyleyeyim, 3 haftadır mı, 1 aydır takip ediyorum onu, takımı. İnanır mısınız, o futbolcuyu bir takip edin bence. Öyle bir oynuyor ki yani geleceğin Ronaldinho'su gibi düşüncüsündeyim ben. Peki, radarımı aldım. Teşekkür ederim. Rica ederim. Çok sağ olun. Kendinize iyi bakın. Hayırlı akşamlar. Evet, son dinleyicimiz demiştik ama ben fark etmemişim. Bir dinleyicimiz de bir süredir bekletiyormuşuz. Onunla da konuşalım. Sonrasında Sergen Yalçın'ın açıklamalarıyla devam edeceğiz. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, sesimi alabiliyor musunuz? Evet, dinleyicimiz herhalde yok. Evet, canlı yayın attığımızı şu anda bir sessize aldım. Bir bakalım Sergen Yalçın karşılaşmadan sonra neler söylemiş. Anları vardı oyunda, özellikle oyunun ilk yarısında 1-0'dan sonra ikinci golü bulabilirdik. Bulsaydık farklı olabilirdi, müsabakayı kazanabilirdik, rakibin direnci kırılabilirdi. 1-0'da kalınca rakip doğal olarak iyi bir takımla oynuyorsunuz, güçlü bir takımla oynuyorsunuz, üzerimize geliyorlar. Bunun neticesinde yine iki tane basit gol yedik diyebiliriz ve müsabakadan mağlup ayrılıp Avrupa defterini kapattık bugün artık tamamıyla. Tabii ki üzgünüz. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nin geneliyle ilgili konuşmak gerekirse kurallar çekildiğinde bir heyecanımız vardı. Bu grupta iyi şeyler yapabiliriz diye düşünüyorduk ama birçok sebep, işte sakatlıkların çok fazla olması özellikle direncimizi ciddi şekilde kırdı. İstediğimiz oyunları ve mücadeleleri veremedik ki bunun sonucunda da bizim için kötü bir periyod oldu bu. Hepimiz için, bizim için de, oyuncular için de, camia için de iyi bir periyod olmadı. Üzgünüz tabii ki bu performanstan dolayı burada yaşadığımız ama yapacak bir şey yok. Futbolda bu tür şeyler başınıza gelebiliyor. Bazen işler istediğiniz gibi gitmiyor, kötü gidebiliyor. Buna hazırlıklı olmak lazım. Tekrar dönüş yakalamak lazım, geriye dönmek lazım. Özellikle ligden bahsediyorum. Hadi Şampiyonlar Ligi aşamasını konuşacağımız zaman sonuçta Şampiyonlar Ligi'nde çok büyük hedefler zaten koymuyoruz. Ama bu kadar kötü hedefler de koymuyoruz. Daha ortalarda bir periyot olabilirdi bizim için. O yüzden tekrar söylüyorum, aşamalar istediğimiz gibi gitmedi ve bizim için kötü bir periyot oldu burası. Ligde de çok sağlıklı bir şekilde gitmiyoruz. Bu sezonki performanslar tabii ki beklentinin çok altında. Beklentiye cevap veremiyoruz takım olarak, teknik ekip olarak. Yani teknik kısımdaki hiçbir grup beklentiye cevap veremiyor şu ana kadar, görüntü bu. Bunun dönmesi gerekiyor. Normale dönmemiz gerekiyor. Tekrar kazanmaya alışmamız gerekiyor. Beşiktaş gibi oynamamız gerekiyor. Bu pozisyona gelmek için çalışıyoruz, mücadele ediyoruz, yapılacak şeyleri yapıyoruz. Umarım artık cumartesiden itibaren işler istediğimiz duruma döner diye düşünüyoruz. Gerisini bekleyeceğiz artık. Ali Bey, sorun diyoruz. Şarttan sonra Giresun maçında size bir umut vaat etti mi? Bu bir de maç sonu seyircinin size ve takıma inanılmaz bir desteği vardı ve Sergen Yalçın bize söz ver diye tezahürat yaptılar. Neler söyleyeceksiniz? Keşke benim söz vermemle olsa her şey. Ben zaten söz veririm, onda bir sorun yok da işte benim söz vermemle olmuyor. Futbol çok başka bir oyun. Sahada oynanan bir oyun. Tamamen fizik gücüne, mücadeleye dayalı bir oyun.
Aslında biz bu oyuna alışıyoruz. Geçen sene bu mücadelenin çok daha zorunu, çok daha fazlasını verdik. Bu sene daha geniş bir kadromuz var. Daha güçlü bir kadromuz var. Beklenti çok daha fazla bu sene ama şu ana kadar beklentiye cevap veremiyoruz. Bugünkü oyun, ben de öyle düşünüyorum. Oyun çok kötü değildi. Yani de denk bir müsabaka oldu. Yani başa baş bir oyun oldu. Oyunu kazanabilirdik de kırılma anları bizim lehimize dönmeyince mağlup ayrılmak zorunda kaldık ama bireysel performanslardan bir iki oyuncu hariç gayet memnunuz. Takımın bu kadar psikolojik sıkıntının içerisinde böyle bir direnç göstermesi, o bizi mutlu eden taraf bugün için buydu. Umarım oyuncularımız hafta sonu oynayacağımız müsabakada da aynı mantalitede olurlar ve bizim için artık farklı yöne doğru gidişin bir başlangıcı olur cumartesi. Öyle düşünüyoruz, öyle umut ediyoruz. İnşallah bunu başarabiliriz, becerebiliriz. Gökmen Bey'le bitirelim. Hocam öncelikle geçmiş olsun. Avrupa defteri kapandı. Şimdi Beşiktaş pozisyon üretme konusunda hiçbir sıkıntı yaşamıyor. Önemli ayakları var. Gezal, bugün de Pjanić önemli pozisyonlar yarattı ama bitiricilik anlamında Beşiktaş'ın, özellikle bugün özelinde konuşursak Larin, bitiricilik konusunda problem yaşanıyor. Bu sezon genelinde de baktığımızda Beşiktaş'ın yaşamış olduğu en önemli problemlerden bir tanesi. Siz devre arasında bu problemin giderilmesi adına bir forvet transferi isteyecek misiniz yönetimden? Böyle bir planlamanız var mı şimdiden? Çünkü yavaş yavaş devre arası da artık gelmeye başladı. Yani yok, şu an devre arası için bir planlama yapmadık. Çünkü biliyorsunuz Batshuayi yoktu. Sakatlıktan döndü. Bugün yarım saat kullandık ama hafta sonu onu kullanacağız. Yani Kenan var, Güven var. Özellikle Türkiye'de oynayabilecek oyuncularımız var. Onun için bir planlama yapmıyoruz. Zaten yabancı kontenjanımız dolu. Yani yabancı alma ihtimalimiz, gönderip alabiliriz. Onu da bu kısa süreçte ne kadar yapabiliriz, nasıl yapabiliriz? İşte ekonomi var önümüzde. Federasyonda kısıtlamalar var, bütçeler var. Euro aldı başını gidiyor. Kolay değil bu zamanda transfer yapmak o kadar. Ben kadromuzun yetersiz olduğunu düşünmüyorum. Bence bizim kadromuz Türkiye için yeterli bir kadro. Sadece oyunu toparlamamız gerekiyor ve performansları yukarı çıkarmamız gerekiyor. Bitiricilik konusuna gelince, iş oraya geldikten sonra o oyuncunun artık bireysel yeteneğine kalmış bir durum. Yani onu yakalamak da önemli. Yani oraya kadar gelebiliyorsan demek ki bir şeyler yapıyorsun demektir. Takım onu yapıyor ama finalde atamıyoruz veya onu kalenin içine sokmakta zorlanıyoruz. Bazen top girmiyor, bazen şanssızlık oluyor. Yani oynadığımız oyunlarda çok ciddi şanssızlıklarımız da var. Ve özellikle Türkiye Ligi'nde oynadığımız maçlarda son Galatasaray maçında bizim aleyhimize verilen penaltıyla Alanya'da VAR'ın devreye girmemesi ve maçın başındaki pozisyon %100 penaltı televizyondan baktığımız zaman yani kesinlikle VAR'ın devreye girip penaltıyı vermesi lazım. Çünkü aynısını bizim aleyhimize Galatasaray maçında verdi. Aynı pozisyon. Bu daha net pozisyon. Ama nedense bizim müsabakalarda VAR devreye girmiyor. Ondan önceki maçta iki tane %100 penaltımız var. Televizyon görüntüyü göstermiyor. Bittikten sonra gösteriyor pozisyonu. Biz görüntüleri istiyoruz. Federasyondan, yayıncı kuruluştan bize görüntüleri sildik diyorlar. Görüntüleri bile bize vermiyorlar. Yani böyle bir ortamda, böyle bir güvensizliğin olduğu bir ortamda bu oyunda kazanmak, bir şeyler yapmak o kadar kolay değil. Çok ciddi bir mücadele veriyoruz. Attığımız goller verilmiyor. Yediğimiz goller veriliyor. Faulden yediğimiz goller veriliyor. Penaltılar verilmiyor. Aleyhimize penaltılar veriliyor. VAR'dan lehimize çıkan bir tane bile karar yok. Yani koca Beşiktaş takımı bu kadar maç oynuyor. VAR'dan bir tane lehine karar çıkmıyor mu? Bu kadar rakip ceza alanında oynuyor ve VAR'dan hiçbir karar çıkmıyor. Evet arkadaşlar, orasını tam almamış kesmiş. Allah yardımcımız olsun diye Sergen Yalçın bitirdi basın toplantısını. Hani bu şartlarda, şartların zorluğuna dem vurarak. İşte haksız mı tek tek söylediklerinin çoğunda haklı olabilir bu arada. Ama bunun dışında tabii ki bir de Beşiktaş'ın lehine yapılan hatalar var. Onlardan da bahsetmek lazım. Sadece Sergen Yalçın üzerinde değil, herkes kendi aleyhine olan durumlardan bahsediyor. Kendi lehine olan haksızlıklardan kimse bahsetmiyor. Yani böyle bir genel insani yaklaşım var. Yani insanların çoğunluğu böyle yapıyor olduğu için insani diyorum. Birazcık da hani konuya tüm boyutlarıyla birlikte 360 derece derler. O şekilde bakmakta fayda var diye düşünüyorum. Bir de tabii ki kolay değil bu baskının altında
hani Sergen Yalçın'ın işi gerçekten zor değil. Şey kolay değil. Ama burada iki şey söyleyeceğim. Hani birincisi dolar işte 12.07 ile mi ne kapattı. Euro zaten bambaşka bir yerde. Yani çok değil. Bir hafta 10 gün önce işte 9 lira seviyesindeydi. Yani bu korkunç bir pahalılık olarak hepimizin hayatına girecek. Dolayısıyla Allah esas Sergen Yalçın'ın ya da diğer teknik direktörlerin değil, işte asgari ücretle, emeğiyle çalışarak, belki şu anda çalışan pek çok dinleyicimiz var, evine ekmek götürmeye çalışan emekçilere yardımcı olsun. Yani bu işin oyun tarafı, spor maç tarafı, tabii bazı konular yaşamsal, bazı konular işte ekonomi gibi, işte Allah ülkemize gecinden versin, afet gibi. Yani böyle insanın hem sağlığını, hem psikolojisini, hem fizyolojisini etkileyebilecek konular olduğunda bunları tabii ki sporun önüne koyuyoruz. Çünkü önce insan, sonra spor haliyle. Bizim burada konuştuğumuz şey sporun dallarından bir tanesinin Türkiye'de en üst düzeyde oynanan versiyonun içerisindeki bir takımın teknik direktörünün yaptığı açıklamaları dinledik. Yani aslında evrende bir tozsun diyorlar ya, bu toplam total içerisinde aslında yeri böyle, bunu da unutmamak lazım. Ha, seviyoruz, tuttuğumuz takıma aşığız, onunla ağlıyoruz, onunla gülüyoruz, bunlara hiç şey itirazım yok, ama birazcık da işte özellikle bugünlerde şey yapmak lazım. Yani insanların gerçek gündemini anlayıp saygı gösterip duaları biraz o yönde yapmak lazım diye düşünüyorum. Tabii ki bu Sergen Yalçın eleştirisi değil. Hani konuyu bağlamak için böyle bir şey söyledim. Ama Sergen Yalçın tarafına gelecek olursak, evet, hakemler hakkında tek tek pozisyonlar anlamında Beşiktaş'ın aleyhine bahsettiği pozisyonların pek çoğunda haklı. Yani kendisine katılıyorum. Keşke bu hatalar olmasaydı. Ama Beşiktaş'ın lehine de yapılmış hatalar var. Ben bunlarda çok ciddi böyle kasıt ya da Beşiktaş'ı aşağı çekme operasyonu olarak adlandırmıyorum bunu. Ya da herhangi bir takımın aşağı çekilmeye veya şampiyon yapılmaya çalışıldığını düşünmüyorum. Bu benim tabii ki kendi bakışım. Beşiktaş'ın birazcık oyununu standartize etme diye ihtiyacı var. Ben Sergen Yalçın'dan bugün taraftarların da beklediği gibi, eğer gerçekten Beşiktaş'a uzun süre başarıyla hizmet edecekse, o potansiyeldeyse, ki o potansiyelde büyük oranda olduğuna da inanıyorum, o zaman şeyi çözmesi lazım. Yani bu derdi çözmesi lazım. Marjinal değişiklikler yapması gerektiğini düşünüyorum. Yani bir futbolcu var, yüksek maliyetli ve onu oynatmak zorundayım gibi durumlardan çıkması lazım. Sergen Yalçın çok ofansif ilk 11'ler çıkartıyor. Rakibi boğuyor ilk 30 dakikada, ama Batu Şahin'in bitiricilik konusunda yaşadığı problem, ya da tek tek oyuncu bakmak zorunda değiliz. Yani bütün enerjinizin büyük bölümünü maçın 1/3'lük süresinde rakip ceza sahası ve yarı sahası içerisinde etkinliklerle bu kadar hem stres yaşayıp hem o fiziksel yorgunluğu satın aldığınızda ve karşında bir gol bulamadığınızda ve üstüne bir gol yediğinizde çok ciddi bir demoralize olma durumu oluşuyor ve Beşiktaş oradan tekrar ayağa kalkamıyor. Çoğunlukla olan bu. Hatta hatırlayın, Dortmund maçında bile böyle oldu bu. Yani Beşiktaş Borussia Dortmund maçının ilk 25 dakikası diyelim, ilk 20-25 dakikası diyelim, Beşiktaş Dortmund seviyesindeki bir takıma karşı çok göz kamaştıran bir oyun oynadı. Ama işte böyle oynamak riskli. Yani orada en büyük kozunuzu en baştan oynuyorsunuz ve orada aldınız. Alamazsanız işte ondan sonra sıkıntılar başlıyor. Çünkü Beşiktaş'ın kadrosu maçların özellikle son dönemde görüyorum, hem fiziksel olarak da mental olarak da 60. dakikadan sonrasını çok iyi oynayamıyor. Eğer önde değilse, öndeyse de sallanıyor. Yani ama bir şekilde idare ediyor. Ama maç berabere veya Beşiktaş mağlupsa orada buraya aksiyonları gösteremiyor. O maçın sonunu bağlayamıyor. Ya da başlangıçta işte o golü bulamadığı için problem yaşıyor. Ben birazcık daha Sergen Yalçın'ın hani oyuncu tercihlerinden, taktik dizilişten ziyade oyun metodolojisi, oyun mantığı bakımından böyle rakibi yoğun baskıyla boğup işi erkenden bitirme stratejisi yerine birazcık daha maçın geneline performansı yaydığı, belki çok göze hoş gelmeyecek ama birazcık daha sonuç odaklı. Yani gerekirse ilk yarı bir gol olmasın, ben tedbirleri alayım, birazcık daha kontrollü oynayayım diyebilir bu kadroyla diye düşünüyorum. Yani öylesi belki
izlenme açısından büyük bir seyir keyfi vaat etmeyebilir bu tarz bir Beşiktaş böyle bir kadroyla. Ama Beşiktaş tabii şeyse, konu tabelada ne yazdıysa, ekonomi ve başarı kriterleri buna bağlıysa, o zaman bazen böyle de yapmak gerekebilir diye düşünüyorum. Diyelim Beşiktaş'ın kötü gidişini zaten yeterince konuştuk, konuşuyoruz. Bugünkü maç üzerinden de kısaca değerlendirmiş olduk. Çok kısa bir araya gideceğiz. Aranın ardından Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki mücadelelerini ve sonrasında da kapanışta da birazcık Kulüpler Birliği ve Ahmet Ağaoğlu açıklaması konuşacağız. Çok kısa bir ara, sonrasında tekrar buradayız. Tolgahan Akkuş'la Gece Gündüz Spor devam ediyor. Radyo Spor'dan Gece Gündüz Spor programından tekrar merhaba. Ben Tolgahan Akkuş. Birlikte günü açtık ve Beşiktaş Ajax maçını sizlerle birlikte değerlendirmiş olduk. Aklımda tek bir not kalmıştı. Onu size sanıyorum dinleyicilerimizle konuşurken de söyleme imkanı bulamadım. Beşiktaş'ın yediği ilk golde Mert'in zamanlama hatası, beraberinde tereddütü var. Öyle yapmasaydı, yani kaleden çıktığı gibi çıkmış olsa o topu önden kontrol edecekti. Çıkıp çıkmamak arasında böyle bir tereddüt yaşıyor. Özette de koymuşlar onu, bakabilirsiniz. Hani görünce ben de dönüyor sürekli, oradan anımsadım notumu. O anlamda da tabii Mert'in bugün güzel kurtarışları da oldu, ayrı konu. Ama ben Ersin'in çok daha önde olduğunu düşünüyorum. Ersin'in bu tarz maçlarda oynamasını da kendi piyasasını oluşturmak anlamında iyi olacağını düşünüyorum. Tabii ki orada başka hesaplar da vardır Sergen Yalçın'ın kafasında. Evet, hızlıca mesajlara geçelim. Galatasaray-Fenerbahçe bahsine geçmeden önce, çünkü çok sayıda mesaj gelmiş, belki bir bölümü Galatasaray-Fener'le ilgilidir. Böylece yavaş yavaş da başlamış oluruz UEFA Avrupa Ligi konuşmaya. Burak Kadir BCK, ah be Beşiktaş, vah Beşiktaş diyoruz. Yani elimizdeki maçı verdik, yazık vallahi. Sene başından beri hak edilmeyen puan kayıpları, son vuruşlardaki yetersizlikler, sakatlıklar hepsi cabası. Beşiktaş'ın acilen toparlanması ve devre arası iyi bir forvet alması gerek demiş. Evet, Batshuayi gerekli performansı ortaya koyabilirse aslında çok da gerek kalmayabilir. Artık zaman gösterecek. Garip Türkmenoğlu, iyi yayınlar Tolgan abi. Başta baş öğretmenimiz Atatürk olmak üzere bütün öğretmenlerimizin ve senin öğretmenler günün kutlu olsun. Peygamberimizin dostu Hazreti Ali Efendimizin de dediği gibi, bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum. Tolgan abi, bu arada Big Star 1907'nin yorumları ile ilgili bir şeyler demiş. Onlara girmiyorum artık. Kendi aranızda nasıl söyleyeyim? Yani beni arada bırakacak şeyler yazmayın. Diyeyim, çok teşekkürler bu arada Ahmet Bey mesaj için. Sağ olun, var olun. Caner yazmış. Tolgan abi, iyi yayınlar. Beşiktaş elinden geleni yapmaya çalıştı ama gel gör ki bazen olmayınca olmuyor. Rakipler de çok zor. Teşekkürler bu arada abi. Uğur abi sanırım her gün veya hiç duymasam ya Vedat abinin yayını ya da senin yayına bağlanıp diğer bağlanan arkadaşların hakkını alıyor diye düşünüyorum. Kendisi biraz sizin verdiğiniz 1-2 hafta sonra arayın kamu spotuna uyması lazım demiş. Giden suratlar koymuş. Geçmiş olsun dileklerini iletmiş bana. Tabii buradan tüm dinleyicilerimize selamlar, sevgiler olsun. Birbirimize birazcık şeyde tolerans göstermeye de alışkın olmamız lazım. Ama bunun beraberinde de tabii bazı kural kaideleri de işletmemiz gerekiyor. İşte mesaj gönderirken yayında okuyabileceğimiz tarzda içerikler göndermeniz kıymetli olur. Bağlanma konusunda zaten biliyoruz, mümkünse haftada bir ya da en kötü 4-5 günde bir konuşalım dinleyicilerimizle gibi bir takım yaklaşımlarımız var. O anlamda da ne kadar yardımcı olursanız o kadar memnun olurum. 61 Ali Yılmaz. Selamünaleyküm, iyi yayınlar demiş. Aleykümselam. Bu akşam başkanımızın açıkladığı 6 hafta boyunca hakemler hakkında konuşmayacağız gibi bir açıklamayı kesinlikle doğru bulmuyorum demiş. 6 hafta konuşmayın, 7. hafta sonu da ne değişecek de konuşacaksın. Bence hakemler kötü ve art niyetli. Antep maçında bize verilmeyen kırmızı kart çok rahatsızlık veriyor bize. Bunlara hiçbir kulübün ihtiyacı yok. Bir hafta boyunca bu kart yüzünden algı yapılıyor. Daha önce de böyle bir karar alınmıştı ama değişen hiçbir şey olmadı. Hayırlı yayınlar, saygılar demiş. Katıldığım ve katılmadığım bölümler var. Yani hakemler kötüler ama bence art niyetli değiller. Ben bu tabii orada da yorumlarımı daha çok yaparım. Açıklamayı vereceğim Ahmet Ağaoğlu'nun kendi ağzından ama
Ben çok art niyetli ya da böyle olumsuz bulmuyorum. Yani kulüplerin kendi imkanlarıyla bir şeyler yapmaya çalışıyor olmaları, bu anlamda örgütleniyor ve bir yaptırım gücü oluşturmaya çalışıyor olmaların da konudan bağımsız olarak pozitif bir gelişme olarak değerlendiriyorum. Ama tabii orada herkes uymamış oldu. Bu arada dinleyicimize tebrik etmiş olalım. Kendi takımı ile alakalı hani lehte verilmiş ama hatalı bir kararı eleştirmiş. Bu önemli bir şey hepimiz için. Erdoğan Demirel, herkese iyi geceler dilerim. Beşiktaş Avrupa'da veremediği katkıdan dolayı teşekkürler ediyoruz. Bir de Sergen Yalçın hocalarının yanında müthiş bir algı yapma özelliği var. İyi yayınlar kardeşim demiş. Kulüpler Birliği'nin yaptığı açıklama çok samimi gelmedi. Lider takımın başkanı böyle konuşması pek inandırıcı gelmedi. Zaten lider pozitif adımlar atması normal. Asıl normal olan Trabzonspor üst üste puan kaybı yaşadığında çıkıp hakemleri konuşmaya gerek yok derse, o zaman şu anki açıklama manidar olur. O yüzden şu anda samimi gelmedi bu açıklama demiş. Evet, dediğiniz gibi öylesi daha kıymetli, daha katma değerli olur. Böyle olduğu durumda herkesin aklına bu sorular gelir ama tabii ki Ahmet Ağoğlu bu konuyu 14 kulüp adına, Kulüpler Birliği adına açıkladı. Yani Trabzonspor'u direkt ilgilendiren bir şey değil. Böyle bir karar ki 2 hafta sonra böyle korkunç hakem hataları yaşanır Trabzonspor'un aleyhine. Kendi verdiği sözünden dönemeyip dişini sıkıp gerekirse konuşmaz. Yani konuşmaması gerekir öyle bir söz verdiğinde. Dolayısıyla hani bu Trabzonspor'un kendisini de sıkıntıya sokabilir. Artık çok şey bir konu, bakacağız. Onu da ayrıca konuşacağız. Hasan Dilek, bir puanın bile değerli olduğu zamandayız. Beşiktaş 0 puanda, Başakşehir şampiyon olduğunda Avrupa'da ne yapacak dendi. Puan alamaz dendi. Bu işin Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe'si yok. Kim gidiyorsa puan alıp gelmeli, gelecek demiş. Doğru ama öyle olmadı. Maalesef şartlar. Bünyamin Çobanoğlu, iyi yayınlar Tolgan Bey, kızınıza da geçmiş olsun demiş. Çok teşekkür ederim, çok naziksiniz, sağ olun. Bakıyorum mesajları bir kontrol edelim bir şeyleri atlamamak için. Sonra çünkü bazen geç saatte ve gidince görüyorum. Erdoğan Demir 1992, iyi yayınlar Tolgan Bey. Beşiktaş'ı götürüp önde götürdüğü maçı koruma amacıyla defansa çekilip kaybetti. Ülke puanı aldığına üzüldüm. Umarım yarın Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarını kazanarak ülkemize puan kazandırırlar. Bu sene Trabzonspor kesin şampiyon olur. Fenerbahçe bizi yenerek ligi bitirdi. Onların amacı sadece bizi yenmek. O yüzden 7 senedir şampiyon olamıyorlar. Beşiktaş evlere şenlik, sevgiler, selamlar demiş. Dinleyicimiz Galatasaray'da Trabzonspor'u daha önde görmüş. Fenerbahçe ile alakalı yaptığınız kinayeli espri de fena değil. Evet, doğru. Yani sezon bitti demiş Galatasaray'ı yenince de basmanda. Olabilir. Yani bazı Fenerbahçeliler böyle diyor, düşünüyor. Aynen, tabii böyle düşünen başka takım taraftarları da var ama işte biz şu maçı kazanalım, ben bu sezondan başka bir şey beklemiyorum gibi yaklaşımlarda yok değil. Evet, isterseniz Fatih Terim'in maç öncesi yaptığı açıklamalarla devam edelim, hatırlatalım. 20.45'te bugün Galatasaray Marsilya'yı konuk edecek. Bu maç öncesinde Fatih Terim'in basın toplantısının özetine birlikte bakıyoruz. Televizyonlarda da yine sizin maç cezanızla alakalı, birkaç maç ceza alacağınızla alakalı hemen söylentiler başladı. 3'ler, 5'ler, 8'ler. Yakın zamanda açıkçası Sergen Hoca'nın bir maç ceza aldığını hatırlıyorum. Ve bununla birlikte yine bir Avrupa maçından önce cezanızın açıklanma durumu var. Aklıma da 2-3 yıl önceki maçta geliyor böylece. Siz ne düşünüyorsunuz? Belli bir beklentiniz var mı? Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Hepinize hoş geldiniz. Bu basın toplantısını izleyenlerin benden pazar günü oynanan derbi maçıyla ilgili yorumlar yapmamı, bir şeyler söylememi beklediğini sizin de sorunuzdan anlıyorum. Yani derbi heyecanları, hakem hataları ve yabancı kuralları gibi yaratılan illüzyonlardan kendimizi kurtarmalıyız. Esasında bizim büyük resme bakmamız lazım. Daha önce de defalarca söylediğim gibi 100 yılı aşkın süredir biz birbirimizle oynuyoruz. Yeniyoruz, yeniliyoruz. Derbilerde, normal maçlarda, yurt içinde, yurt dışında karşılaşmalar, galibiyetler, mağlubiyetler, beraberlikler. Yani bu dün olduğu gibi bunlar yarın da devam edecek. Bu doğal bir süreç. Açıkçası Galatasaray'ın lider olduğu,
kazanması halinde Rusya'dan gelecek Lazio'nun galibiyetinin dışındaki her neticenin kendisini direkt gruptan çıkaracağı bir ortamda açıkçası bu tip illüzyonlarla, bir daha söylüyorum, illüzyonlar diyorum, uğraşacak vaktimiz yok. Onun için çok zamanımız var. Yani çünkü onlarla yaşayarak bir yere gelemeyiz. Marsilya maçının öneminin önüne de herhangi bir şey geçirmek istemiyorum. Galatasaray Fenerbahçe 100 küsür yıldır oynuyor, kazanıyor, kaybediyor. Muhakkak değil. Bizim için ezeli rakibimizle oynadığımız maçların sonucu çok önemli. Çok üzüldük. Önemini biliyoruz. Ama inanın bana hangisi daha önemli derseniz Galatasaray için Marsilya maçı daha önemli. Çünkü onun telafisi yoktur. Onun telafisi vardır. O yüzden bir defa o maçın Soso gereğini söyledi. Çok güçlü bir maç oynamışız ama bu kadar onlarca pozisyondan dönememişiz galiba. Onun için Marsilya maçının önüne hiçbir şey geçmemeli ve geçmeyecek de. Dediğim gibi biz bunları çok oynadık. Kazanmaya, kaybetmeye alışıktır. Hele ben yüzlerce maç oynamışım. Onlarca kazanmışım. Galibiyetlerin çok olduğu bir hocayım. Allah'tan mağlubiyetlerimiz az. Çok az yaşadım. Çok lig şampiyonlukları görmüşüm. Efendime söyleyeyim. Şükür, çok şükür. Yaşadığım şampiyonluklardan çok daha az farklı sıralarda ligi bitirmişim. Dolayısıyla şöyle yapalım biz. Siz federasyonla da ceza ile ilgili de soru sordunuz. Biz Sayın Başkan'ın yönetime gelmesiyle başlayan dönemde muhakkak ki şampiyon olmak isteriz her zaman. Kaybettiklerimizi de görüyorsunuz nasıl kaybettiğimiz. Çok çabuk unutuldu bir golle iki golle kaybettiğimiz. Yani zannederseniz ki çok geride kaldı. Bu dönemde yani bu bizim bir plan, proje, bir strateji uygulamaya çalıştığımız bu dönemde bir tane de şampiyonluk daha yaşamaktan çok daha büyük bir hedefim var benim. Misyonum var benim. Federasyonda görev yaptığım 2015 yılında Haliç konuşmasını da anlattığım gibi uzun bir konuşma yapmıştım hatırlarsanız. Bu konuşmada da sadece ülke futbolunun sorunları değil aynı zamanda çözüm yollarını da ifade etmiştim. Onun için bugün büyük borç içinde olan kulüplerin başkan ve yönetim kurulunda yoğun bir çaba içindeyiz. Kurtulması nasıl olur diye. Sayın Başkan'ın vizyonu ve bu vizyonun arkasındaki duruşu beni açıkçası bu konuyla ilgili bütün birikimimle çalışma konusunda fevkalade motive etmiştir. Genç yetenekli, maliyeti düşük, uzun süre hizmet edebilecek ve gelişerek transfer imkanına sahip olabilecek oyuncuların yanında onların gelişimine katkı sağlayacak tecrübeli isimlerden oluşan bir kadro kurduk bildiğiniz gibi. Böyle buna yöneldik ki daha devam edecek. Evet, oyuncularım kimi zaman pozisyon hatası yapıyor, kimi zaman tecrübeli değiller, acemiliklerinden bazı sıkıntılar çekiyoruz. Ama her geçen gün daha iyi olacaklar. Oyuncuların belki gol vuruşlarında başarılı değiller. Pozisyon bulmada başarılıyız. Zaman zaman etkisiz kalıyoruz. Ama etkili olmaya başlayacaklar. Gençler, daha çok gençler. Onlara güveniyorum, onlara inanıyorum. Evet, kızıyorum. Demin yayınlanan istatistiği onlarla paylaştım. En az gol pozisyonu gören takımız, en fazla gol beklentisi olan takımız. Rakibimize çok az pozisyon veriyor, çok gol yiyoruz. Çok pozisyona girip az atıyoruz. Ve gol beklentisi ben söylemiyorum. İstatistik söylüyor. Onlar da çok üzülüyorlar. Evet, kızıyorum. Üzülüyorum. Çünkü onların potansiyellerinin farkındayım ben. Ve bir an önce çabucak bunu yansıtmalarını istediğim için üzgünüm. Bunu istiyorum ve bekliyorum. Ancak unutmayın ki, herkes de unutmamalı ki onların hepsi benim evladım. Yaptıkları tüm eksikliklerin, tüm hataların, bütün sorumluluğunu ben alıyorum onlar. Bu çocuklar bu ekonomik zorluklarda kulübümüzün yol alabilmesi için en önemli silahlarımızdır. Biz bu mücadeleyi onlarla kazanacağız. Senin soruna böyle yanıt vermeyi düşündüm. Çünkü dediğim gibi Marsilya maçının önüne ne federasyon, ne ceza heyeti, ne hakem, ne derbi hiçbir şey geçsin istemiyorum. Onun için konuşacak zamanımız var sonra. Yani ne karşılaşmayla ilgili, ne yaşananlar, yaşatılanlar, sebep olanlar, ne de Türkiye Futbol Federasyonu ile ilgili konuşmayacağım. Çünkü
bu süreci Sayın Başkanımız götürüyor ve ben kendisine güveniyorum. Gürkan Aken TV, Sayın Terim, öncelikle başarılar diliyorum Avrupa maçı için. Az önce golcü konusunda, bitiricilik konusunda bir takım sıkıntılarınız olduğundan bahsettiniz. Mustafa Muhammed'in satın alma opsiyonuyla ilgili süre kısalıyor. Aralık sonuydu zannediyorum, yanlış hatırlamıyorsam. Kurda da bazı dalgalanmalar var. Etkiliyor mu bilmiyorum ama bir karar verdiniz mi? Açıkçası burada Mario'da, yani Cagne'de, Mustafa'da, Halil'de bizim gol beklentisi olan oyuncularımız. Zaman zaman hepsine şansı verdik, şans geliyor. Atmaya başlarlarsa devam edeceklerini düşünüyorum. Belki bazen ben de tercihlerimde bir başkasını tercih edebilirdim. Bu bakışa, görüşe göre değişebilir. Çünkü bazen hafta içinde nereye olduğunu dışarıdan kimse bilmediği için yaklaşımları kendi fikirlerine göre olabiliyor. O yüzden ben arkadaşlarıma güveniyorum. Mustafa ile ilgili kararımız için daha zamanımız var. Ama sonucun ne olduğunu, eğer uzatırsak niyetimiz o yönde, eğer herhangi bir değişme olmaz, daha fazla gol yapması bizi şu anda başka bir yere taşırdı. İnanıyorum ki en kısa zamanda başlayacaklar. Çünkü çok maçımız var ama yine de burada oyuncularından beklentim oyunun kontrolünü elimize almamız, burada kendi sahamızda, kendi seyircimiz önünde o istediğimiz oyunu oynamaya devam etmemiz, kaldığımız yerden devam oyuna. Marsilya çok kolay bir takım değil, tam tersi çok zor bir takım, çok da çok zor geçecek, sert geçecek bir maç olarak söyleyebilirim. Turnuvanın önünde, yani öncesinde, kura çekimi öncesi UEFA kupasından, kupasının favorilerinden gösterilen bir Marsilya ile oynayacağız. Dolayısıyla dikkat etmemiz lazım. Çünkü kazandığımızın anlamı bir başka büyük tabii ki, ama eğer berabere kalır, Rusya'da Lokomotiv Moskova Lazio'yu yenerse yine gidiyoruz. Şimdi olasılık zinciri var. Buradan gidemeyebiliriz. Yani buradan neredeyse ikinci olarak Lokomotiv Moskova bile gidebilir. Böyle bir fikstür var. Buna çok dikkat etmeliyiz. Ama bu bizim isteğimizi, yani biraz evvel konuştuk, biraz sonra da antrenmanda, sizden sonra da son taktik çalışmamızı yapacağız. Belki de son rötuşları yarın saat 12'de ki stretchingden sonra tekrar takımı sahaya dizip bir şeyler anlatabilirim. İsteğimiz bitirip oradan gelecek iki neticeyi de bekleyip o güzel duyguyu yaşamak. Çünkü birinci gitmemizin önemini de bu arada anlatayım bari ki herkes bilmiyorsa öğrensinler. Şubat'ta maç oynamıyoruz ve çok önemli rakipleri atlayarak geçiyoruz. Otomatik olarak Mart'ta ilk 16'ya kalarak devam ediyoruz. Buradaki gösterdiğiniz başarının size verdiği bir mükafat. Dolayısıyla böyle bir turnuvada iyi başlayıp devam ettiğimiz, lider olarak götürdüğümüz bir ortamda gönül ister ki yarın Galatasaray olarak bu turu Mart'ta oynayacak duruma gelelim Allah izin verirse. Evet, Fatih Terim'in açıklamaları bu şekildeydi. Galatasaray grubunda 8 puanla lider Lazio, 5 puanla 2. sırada Marsilya'nın 4 puanı var ve 3. sırada Lokomotiv Moskova 2 puanla son sırada. Fatih Terim'in son olarak söylediği konuda önemli, tekrara girmiş olmayayım zaten, şimdi kendisinden dinlemiş olduk. Galatasaray yarın eğer 1 puan alabilirse gruptan çıkmayı garantileyecek. En azından ilk hedef olarak bu. Son olarak da eğer tabii ki bu grubu lider bitirebilirse o da kendi adına çok avantajlı bir durum olacak demiş olalım. 2.47 Galatasaray'ın galibiyet oranı, beraberlik 2.75, Marsilya 2.15. Ben bu maçın beraberlikle tamamlanabileceğini ve 2.5 alt bitme ihtimalinin daha yüksek olduğunu düşünüyorum. 2.5 altıda 1.63'lük bir oran verilmiş. Beraberliğin oranı da 2.75, tekrar hatırlatmak gerekirse. Hani Galatasaray'a bu kadarla yetinmiş olayım. Yani artık ne söylersem söyleyeyim. Hani orada tabii ki 3 ihtimalli bir maç. Evet, bence tam ortada bir maç ve beraberlik kokan bir maç gibi geliyor bana. Bakalım isterseniz bu arada dönelim Fenerbahçe'ye. Yani Fenerbahçe tarafında da yine konuşulmayı hak eden
şeyler var. Çünkü Fenerbahçe gruba bakalım isterseniz. Eintracht Frankfurt 10 puanla lider durumda. Olympiakos 2. sırada 6 puanı var. Fenerbahçe 3. 5 puanda. Antwerp de son sırada puanı 1. Şimdi Olympiakos karşısında deplasmanda sahaya çıkacak Fenerbahçe, ki Vitor Pereira'nın açıklamalarına bakacağız şimdi. Gerçekten çok önemli. Puan anlamında da çok önemli. Öyle son maça bırakmamak adına Fenerbahçe burada Olympiakos'tan İstanbul'un revanşını alabilirse zaten Olympiakos'u bir anlamda işte 2 puan altına almış olacak. Umarım o şekilde gerçekleşir. Fenerbahçe'de Galatasaray maçından sonra Raya denk gelmiş olması bu maçın bence pozitif. Fenerbahçe çok morallendi ve bence oyuncuların tek tek kendilerine güveni de geldi. Bu milli ara Fenerbahçe'ye çok yaramış bu arada. Hani öyle gördüm, öyle yorumluyorum ben. İşte geçen seneki Fenerbahçe gibi dalgalı bir performans mı izleyeceğiz? Çünkü geçen sene de çok benzerleri olmuştu, hatırlayın Fenerbahçe adına. Böyle iniş ve çıkışlar yaşamıştı. Ama şimdi acaba ne yapacak, ne edecek, merakla bekliyoruz. Yani bu sezon buradan sonrasını sürdürülebilir kılarsa bir süre Fenerbahçe, alacağı sonuçlar anlamında hem ligde hem Avrupa'da takımın güveni yerine gelebilir. Şimdi 4-2-3-1'e döndü Fenerbahçe. Bu Fenerbahçe'ye çok yarayabilir. Kısa vadede çok pozitif etkileyebilir oyununu Fenerbahçe'nin. Tüm bunlar çerçevesinde ben yarınki, bu arada peşinden söylemiş olayım, Olympiakos Fenerbahçe karşılaşmasında Olympiakos'a 1.62, Fenerbahçe 3.05, beraberle 3.05, Fenerbahçe galibiyetine de 3.55 oran verilmiş. 2.5 alta 1.76, 2.5 üstte de 1.58 verilmiş. Ben burada da maçın 2.5 üst bitebileceğini düşünüyorum. Çok nadir üst tercihinden bahsederim. 1.58'den fena bir oranı yok. Ama taraf tarafında da bu maçın da, ben bu maçta Fenerbahçe'nin yenilmeyeceğini düşünüyorum. 2'den 3.55, 3.05'ten beraberlik, bu ikisi de denenebilir. Öncelikli olarak sanki beraberlik bir tık daha yakın gibi görünüyor. Ama Fenerbahçe galibiyette 3.55'ten denenebilir. Çifte şansa bakmıyorum. Çifte şans kuşa dönüyor. Yani bunu 1.55, 1.60 çifte şansı vardır. Merak ettim, bakacağım. Çifte şansa ne demiş? 1.63, evet, yok ya, 1.63 öyle oynayacağım ama 3.05, 3.55'e açıktan alırım ikisinde. Yani şöyle düşün, 10 liraya gidip çifte şans Fener oynayacağım ama 5 lira 3.05'e, 5 lira 3.55'e ayrı ayrı kupon yaparım ya da 10-10 basarım artık, neyse. Hani ben onu birim diyeyim, siz kendi bütçenize göre yorumlayın. Velhasıl burada konu bahis değil. Konu Fenerbahçe'nin bence Olympiakos deplasmanında ortaya koymasını beklediğim hem iyi oyun hem mücadele hem de mağlup olmama durumu. Benim böyle bir beklentim var Fenerbahçe'nin yarınki, daha doğrusu takvim günü değiştiği için bugünkü müsabakasından. Fenerbahçe grubunun puan durumunda aktarmıştık sizlere. İsterseniz Pereira'nın açıklamalarına da bakalım. Pereira ne demiş zorlu Olympiakos deplasmanı öncesinde? Okay. Well, good afternoon, everybody. About the game, of course, tomorrow it will be two good teams. This team of Olympiakos, they play, they used to play. It means they have, but for us against them, we need to do some goals against them. We cannot back in the way that Antuk is the way. In our mind, 3 points, important trip in the classification. Classic, of course, of it will be nice to. İyi akşamlar. Maç hiç şüphe yok ki zor bir maç olacak. İki iyi takımın karşılaşması olacak. Olympiakos bu tarz turnuvalarda tecrübeli bir takım. Çok uzun yıllar devamlı olarak Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde oynadı. Büyük de Avrupa takımlarına karşı oynamaya alışkın bir takım. Son maçta da, bizim onlarla oynadığımız son maçta yapmamız gereken düzeltmeler var. Özellikle gol yediğimizde rakibimize kendi stadımızda verdiğimiz gibi kontratak şansları vermemeliyiz. Daha
istikrarlı bir performans sergilemeliyiz. Daha odaklanmalıyız ve kendi seviyemizde oynamalıyız. Kendi karakterimizi ortaya koymalıyız. Özgüvenli bir şekilde oynamalıyız. Yarın da bu şekilde olacak. Kafamızda 3 puan almak var. İki taraf için de 3 puan almak gerçekten çok önemli. Çünkü gruptaki şans için belirleyici olacak. Yarın umuyorum ki güzel bir maç olacaktır. Hiç şüphe yok ki harika bir atmosfer olacak burada yarın. Burada tekrardan buraya geri dönmek, bu stadyuma dönmek güzel bir his. Buyurun. Teşekkürler. Öncelikle başarılar diliyorum. Derbi zaferinin ardından da bir Olympiakos galibiyetiyle taçlandırmasını diliyorum. Belki hocamız bu soruyu duymaktan sıkıldı, bıktı. Zaman zaman da zaten o soru sorulduğunda da benzer cevaplar da veriyor. Hani dizilişle ilgili benim bir sorum olacak. 25 maça yakın özel maç, Avrupa maçı ve lig maçında 3-4-2-1 oynandı ve son maçta Galatasaray gibi önemli bir derbide 4-3-2-1 gibi 4-3-3 gibi bir diziliş oldu ve bu dizilişin de ardından gelen bir derbi zaferi var. Ben hocamıza şunu sormak istiyorum. Yani 25 maç denediği ve istediği oynatmak istediği dizilişle mi yarın çıkacak, yoksa son maçtaki dizilişi mi göreceğiz? Onu merak ediyorum. Bir de ikinci sorum da Avrupa Kupaları ile ilgili Antwerp maçından sonraydı sanırım 2-2 biten Kadıköy'deki maçın ardından. Hani Avrupa Kupası'nı kazanma noktasında beklentiler mi var gibi bir sözü olmuştu ve onlardan da bir tepki de görmüştü. Sonrasında bir 3-0'lık Belçika zaferi var. Beklentisi nedir Sayın Hocamızın? Ya, teşekkür o ederim. O soruyu İstanbul'da cevaplamıştık bir önceki maçta. O soruyla devam etmeyelim. Fort Cup and Europe with this with line 3 spaces here. If sisteminizi değiştirebilirsiniz, rakibinizi şaşırtabilirsiniz veya yarın oynayacağınız maçta rakibiniz hangi sistemde oynayacağınızı bilemez. Bizim için önemli olan dörtlüde de üçlüde de oynuyor olsak istikrarlı bir performans sergileyebilmemiz. Çünkü daha önce de dediğim gibi futbolun geleceği bu şekilde, atak anında ve ofans anında farklı formasyonlar sergileyebilirsiniz. Boşlukların nerede olduğuna bakarsınız. Modern futbol budur. Eğer taktiksel bir kültürünüz olursa farklı sistemleri iyi bir şekilde sergileyebilirsiniz saha içerisinde. Önemli olan takımın teknik direktörünün neler istediğini anlaması oyuncuların. Çünkü en önemlisi futbolcuların oyunu anlaması. Kenan Bey. Hoca rotasyon kelimesini çok sevmiyor aslında ama şöyle bir durum var. Yani Galatasaray maçının ardından şimdi bir deplasman, ardından İzmir'e gidilecek. Bu süreçte yani bazı oyuncular tabii ki tasarruf edilebilir. Şimdi burada Galatasaray derbisine göre rotasyon yapmayı düşünüyor mu hoca? Yani kadroyu ne şekilde kullanmak istiyor? Sevinirim, cevaplar sevinirim. So I know that you don't like the word rotation, but you played an important game against Galatasaray and now tomorrow you will play an away match, and after tomorrow's match you will play another away match in the league. So maybe some players may need to rest. So will you make rotation tomorrow? How will be your selection? My selection, we need to wait for tomorrow to know. But of course, the game against Galatasaray, okay, it's on the pass. It was a good game, but now it's very important to focus in Olympiakos, because Olympiakos very strong team. Tomorrow, with a fantastic atmosphere on the pitch, and of course we need to balance. I think it's important to balance the energy that we spend in the last game. Try to balance the team and to be in the best conditions to play the game tomorrow. Was very tough game, the last one, and tomorrow it will be another tough game. It means that we need to speak with the players to understand, because they have different tasks than question for tomorrow. Yarınki tercihinizi görmek
etmek için yarını beklemeliyiz. Galatasaray maçı geride kaldı. Gerçekten iyi bir maçtı. Şimdi Olympiakos maçına odaklanmamız gerekiyor. Olympiakos da çok güçlü bir takım. Bence yarın burada harika bir atmosfer olacak. Önemli olan bizim için takımda doğru dengeye sahip olmak. Son maç, özellikle son maçta harcadığımız enerjiden sonra yarın en iyi olabilecek en iyi koşullarda sahaya çıkmamız gerekiyor. Son maç zor bir maçtı. Yarınki maç da zor bir maç olacak. Dolayısıyla dediğim gibi dengeyi sağlamamız gerekiyor. Çünkü oyuncuların toparlanmaları da birbirlerinden farklı olabiliyor. Bazı oyuncular diğer oyunculardan daha hızlı toparlanabiliyor. Dolayısıyla oyuncularla kendi aramızda konuştuktan sonra en dengeli kararın ne olacağını karar verip yarınki seçimimize karar vereceğiz. Pereira'nın açıklamaları da bu şekildeydi. Bir dinleyicimiz sormuş Twitter'dan. Hemen bakalım. Sonradan gelen mesajları da biraz toparlamış oluruz. Lacivert nickli dinleyicimiz. İyi geceler, Bursa yarın Fenerbahçe kazanabilir mi demiş. Bence kazanabilir. Neden olmasın diyorum. Daha geniş yorumlamaya çalışmıştım. Serdar Kantık, iyi akşamlar. Bugün senin çalıştığın iş yerinin oradan bir müşteri aldım. Sizin şirkette çalışıyormuş. Senden bahsettik. Senin ne kadar kaliteli birisi olduğundan bahsettim. Senle tanışacak. Adı Rıdvan Aksu, daha önce Radyo Spor'da çalışmış. Rıdvan'la tanışıyoruz zaten. Hem Radyo Spor zamanından hem de şu an görev yaptığım ne yerde. Daha hatta bugün işte şey yaptık, böyle hoş beş yaptık ayaküstü. Teşekkür ederim ama hani iyi bahsettiğiniz için çok sağ olun, mahcup oldum. Eksik olmayın diyeyim ben de. Teşekkür ederim. Bir daha denk gelirse... artık ne diyeyim, selamı söyleyin diyeyim. Ben zaten haftada 2-3 kez görüyorum Rıdvan'ı. Evet, birkaç mesaja daha bakalım. Ufuk Salman, uzun zamandır sessiz ama sürekli takibinde olan kardeşinden selamlar Tolga abi, yayınlar demiş. Çok teşekkür ederim. Evet, bir süredir sizinle konuşmadık ya da yazışmadık. Selamlar olsun. Sergen Hoca'nın açıklamaları biraz kafa kurcalıyor. Bitiricilik bireysel yetenek. Yahu Batshuayi alınırken bu adam neredeydi? Bilmiyor muydu? Takip etmiyor muydu? Batshuayi'nin geçmişi belli. Keşke alınmasaydı. Forvet alınsa bir dert, alınmasa ayrı dert. İki arada kaldık. Sana da hak veriyorum. Çok baskıyla başlayıp vites düşürmek bize yaramıyor. İnşallah gözü açılır da toparlanırız. Son olarak Talisca ismi çok dönüyor. Faydalı olma ihtimali nedir? Kararsız kaldım. Saygılar, sevgiler, iyi yayınlar. Bence dönerse muhakkak faydalı olur. Yani Talisca net faydalı olur. Yani direkt etki eder, öyle söyleyeyim. Çünkü Talisca forvet gibi de yani kafa falan da vurabilen, free kick de atabilen, yani çok yönlü bir oyuncu. Ben bu kadroda iş yapabileceğini düşünüyorum. Batshuayi konusunda keşke alınmasaydı demek için erken olduğunu düşünüyorum. Batshuayi çok iyi bir potansiyel ama bir türlü onu fiziksele çeviremedi, hayata geçiremedi. İşte Beşiktaş bu anlamda doğru adres olabilirdi. Şu ana kadar olmadı, bundan sonra olmayacak demek değil bu. Teşekkürler tekrar mesaj için. Big Star 1907, Fatih Terim'le alakalı. Derbi hakkında konuşamazsın çünkü algı yapıyor, iyice cezaya bakıyorum demiş. Fatih Terim'in yardımcılarını, Necati Ateş'i, Hasan Şaş'ı çamurlukla ve başka şeylerle itham etmiş dinleyicimiz. Yayında aktarabileceğim kadarını aktarıyorum. Marsilya 3, Fatih Terim 1 demiş. Ayrıca da yani Galatasaray yenilmez sanki. Yani öyle de bir düşüncem yok değil. Hani içeride istatistik olarak da şimdi Fenerbahçe yenildi, bir de üstüne böyle bir mağlubiyet almaz diye tahmin ediyorum. Zaten yarın biz yayındayken bu müsabakalar oynanacak. Yani özellikle yani kronolojik gidecek olursak 20.45'te Galatasaray'ın maçını takip edeceğiz. Onun bitiminde ben sizinle birlikte olmaya başlayacağım. Sonra Olympiakos Fenerbahçe maçı var ki onun 50. dakikasından sonraki bölümünü birlikte takip ediyor olacağız. Burada böyle bir imkanımız da olmuş olacak. Bekleyeceğiz, göreceğiz neler olacak, neler bitecek. Evet, son bölüme yaklaşırken isterseniz bir Ahmet Ağaoğlu tek cümle ne demiş bir bakalım, size aktarmış olalım.
14 kulüp başkanı en azından ligin ilk yarısının sonuna kadar, yani önümüzdeki 6 haftalık süreç içerisinde kulüp başkanları olarak ve kulüp yöneticisi olarak hiçbir şekilde hakemlerle alakalı olarak bir açıklama yapılmaması konusunda bir fikir birliğine varıldı ve bir birlikte centilmenlik anlaşması imzalandı demeyeceğim ama bu doğrultuda ortak irade kullanacaklarını ifade ettiler. Bu şu anlama geliyor. Çünkü 14 kulüp vardı. Diğer kulüp başkanlarıyla biz henüz konuşmadık. Ama toplantıya katılan 14 kulüp başkanı kendilerinin ve yöneticilerinin önümüzde yanılmıyorsam 6 maçlık bir süre kaldı. Merkez Hakem Kurulu'yla birlikte yapmış olduğumuz, ortaklaşa yapmış olduğumuz çalışmaların selameti açısından o sürece zarar vermemek adına hakemlerin de moral ve motivasyonlarını etkilememek adına 14 kulüp başkanı ve başkanlarla birlikte de kulüplerimizin yöneticileri ilk yarının sonuna kadar 6 maç oynanıp bitinceye kadar hakemlerle alakalı olarak hiçbir şekilde hiçbir görüş belirtmeyecek, hiçbir beyanda bulunmayacaklardır. Bu da herhalde toplumun tarafından olumlu algılanacak bir karar olduğunu düşünüyorum. Evet, Ahmet Ağaoğlu'nun Kulüpler Birliği Başkanı sıfatıyla yaptığı açıklama 14 kulübü temsilen bu şekildeydi. Ben bu açıklamayı olumlu buluyorum. Hiç art niyetli de görmüyorum. Ya işte Trabzonspor lider. Liderken bunu yapmak kolay. Tamam. Nispeten bunlar anlaşılabilir şeyler olabilir. Ama birisi geride olacak. Zaten hani hepsi aynı anda yukarıda olamaz. Dolayısıyla bir şeye, bir örgütle harekete başlıyorsanız herkes eşit derecede, burada bir avantaj dezavantaj varsa duruma eşit olmayabilir. Önemli değil. Önemli olan burada bu ortak iradeyi koyabilmek. Türk futbolunu bir şeyler iyileştirecekse, tırnak içerisinde kurtaracaksa bu tarz yaklaşımlar kurtarabilir. Ben Kulüpler Birliği'nin bu anlamda misyonunun çok önemli olduğunu düşünüyorum ve aslında çok az faaliyet yapan Kulüpler Birliği bu sene birazcık daha hani yağmasa bile gürlüyor. Bu 6 haftalık süreç bana gayet mantıklı geliyor ama Beşiktaş'tan resmi açıklamayla ciddi bir itiraz geldi. Şöyle, Kulüpler Birliği'nin 24-11-2021 çarşamba günü yaptığı toplantıda 14 kulüp anlaştık, kalan 6 maçta hakemler hakkında konuşmayacağız şeklinde aldıkları kararı gereksiz ve anlamsız buluyoruz. Bu kararın herhangi bir maksat, hangi maksatla alındığı ve neden bu kararın kamuoyuna açıklandığını da anlamakta güçlük çekiyoruz. Ayrıca hakemler hakkında konuşmama kararının sezon boyu değil sadece 6 haftalık bir süreci kapsamasını da anlam veremiyoruz. Adaletsizliğin devam etmesi durumunda futbol oyun kurallarına aykırı tüm durumlarla ilgili bugüne kadar olduğu gibi Beşiktaş Jimnastik Kulübü gelenekleriyle tarz ve tavrımızdan taviz vermeden ilgili kurum ve kuruluşlarla etik kurullar çerçevesinde hak arayışımız sonuna kadar devam edecektir. Bundan sonra da meydana gelecek hatalı karar ve adaletsiz uygulamalar karşısında tüm kulüpleri kapsayacak şekilde kendimize has tutum ve tavrımızla mücadelemize devam edeceğimizi kamuoyunun bilgilerine saygılarla sunarız demiş resmi siteden yaptığı açıklamada Beşiktaş. Beşiktaş'ın yaptığı bu açıklamayı da oyun bozanlık olarak adlandırıyorum. Yani işte bunlar, Beşiktaş iyi olsa, şampiyonluğa yürüyor olsa belki de işte o zaman destek verebilir. İşte Trabzonspor belki çok geride olsa, işte bu anlamda haklısınız, belki bu işlere çok girmek istemeyebilir Ahmet Ağaoğlu. Ama bunların hepsini bir kenara bırakmak lazım. Neticede hakemler kötü, maçları kötü yönetiyorlar. Bunları düzeltmek adına bir takım plan, program, ortak kararlar alınıp deneniyorsa bile 1-0'dan büyüktür bir şeydir ve burada örgütlü davranmak lazım. Yarın tüm kulüpleri ilgilendiren başka bir konu olduğunda bu defa da rövanşist bir tavır sergilerse diğer kulüpler, onlar da Beşiktaş'ın herhangi bir talebinin önünü kesebilirler. İşte bu böyle tırnak içinde kan davası gibi uzamaya meyilli bir konu. İşte bu anlamda Beşiktaş'ın yaptığı açıklamayı çok beğenmedim. Birazcık daha işte Beşiktaş kötü gittiği için böylesi bir dönemde böyle bir açıklamanın altına imza atsa ya da sözlü olarak teyit etse bu hakemler hakkında ilk yarının sonuna kadar konuşmama konusunu,
Bu durumda taraftarlar tabii ki ya sen hakkımızı yiyorlar. Bak Sergen Hoca da ne güzel anlattı. Sen bir de işte konuşmuyorum, etmiyorum vesaire diyorsun. Biz Beşiktaş'ın haklarının savunulmasını istiyoruz diye ciddi bir kalabalık üstüne çökecekti. Dolayısıyla o nedenle böyle bir açıklama yaptı. Birazcık da konjonktürel olarak diye düşünüyorum. Evet, bunu zaten bu konu gelecek cevaplarla biraz daha ilerler diye tahmin ediyorum. Gecenin sonuçlarını hatırlayalım. Manchester City 2-1, 1-0 geriye düştüğü müsabakada Paris Saint-Germain'i İngiltere'de 2-1 mağlup etti. Leipzig Kulüp Brugge deplasmanında 5-0'lık bir galibiyet elde etti. Milan deplasmanında Atletico Madrid'i 1-0 yendi. Liverpool İngiltere'de Porto'yu 2-0 geçmeyi bildi. Beşiktaş sahasında Ajax'a 2-1 mağlup oldu. Sporting 3-1 galip geldi Borussia Dortmund karşısında ve grup karıştı. Yarın zaten puan durumuna bakarız. Inter Shakhtar Donetsk 2-0 yendi. Real Madrid deplasmanda Şerif'i 3-0'la geçmiş oldu. Diyelim ve bugünü bu şekilde noktalamış olalım. İkinci bölümde telefon alma şansımız olmadı mesajlar ve haberler ve açıklamalar nedeniyle. Hafta içi programı olunca birazcık böyle olabiliyor. Ama muhakkak telafi ederiz biliyorsunuz. Bunları hep mahsuplaşıyoruz. Ben sizin alacak defterinize yazdım birkaç bağlantı. Peki. Çok teşekkür ederim hem mesajlarınız için hem aramalarınız için. Kısmetse yarın saatlerimiz gece 12'yi gösterdiğinde tekrar sizlerle beraber olacağım. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın, sağlıcakla kalın. Tolga Han, Akkuşlar Gece Gündüz Spor sona erdi. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.